Sayın Hepiniz hoş geldiniz. Evet, orada oynanmış bir müsabaka var. Elde edilmiş bir avantaj var. Onun avantajıyla hazırlanmak özellikle bu dönem içerisinde bizi mutlu ediyor ama sonuçta sadece bir avantajdan bahsediyorsunuz. Siz nasıl onları orada yenmişseniz bir rakip olarak bakıldığı anda onların da gelip burada sizi yenme şansı var. Biz bu bilinç içerisinde hazırlanıyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. Evet, zorluğun farkındayız. Ama benim oyuncularım geçen seneden beri zaten çok değişik kulvarlarda, değişik şekillerde birçok zorluğun içerisinden geçtiler ve saha içerisinde kendilerine yakışan yaptıklarından dolayı bizleri bugünlere umutla taşıdılar. Yine bu müsabakaya da hangi oyuncumuzla çıkarsak çıkalım inşallah aynı ciddiyetle, disiplinle oynayacakları müsabaka olacak. Bunun sonunda da hem taraftarımızı hem bize gönül verenleri hem de kendilerini aynı umutla besleyip geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaklar ama 3-1'lik bir skor evet avantaj ama her şeyin bittiği anlamına gelen bir skor değil. Kesinlikle saha içerisinde mücadelemiz olacak. Tabii daha sonra sorularınız olsa ben yine cevap vereyim. Sözü burada Ömür'e bırakayım. Hocamın da dediği gibi oynanmamış bir maç. Bizim için çok çok önemli bir maç. Orada avantajlı bir skorla dönüyoruz. Ama yarın 90 dakikamız var. 90 dakika bitmeden henüz bir şey konuşamayız. Bu aralar çok yoğun bir tempo içerisinde gidiyoruz. Sürekli maç yapıyoruz. Hem lig hem Avrupa. İyi gitmek istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Onun için yarın son derece önemli bir maçımız var. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. İnşallah yarın iyi bir skor alıp gruplara kalırız. Trabzonspor'u daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Şimdi biz de hangi oyuncu grubuyla oynarsak oynayalım, bizim oyun karakterimizde bir farklılık yok. Sizin de belirttiğiniz gibi rakibin bu hafta lig maçını tekrar izledik. İzlediğimiz anda bakıyoruz ki daha önceki basın toplantısında neyi söylemişsek yine aynı şeyi yapıyorlar. Hatta çok erken denilebilecek bir zamanda bir kişi eksik kalmalarına rağmen yine oyun disiplininden kopmayan, yine futbol oynamaya çalışan, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım. Ve bu müsabakada yine mağlup olmalarına rağmen maçın sonuna kadar bırakmayan, bizimle oynadığı müsabakadan biraz daha diri, biraz daha canlı, biraz daha agresif oynamaya çalışan bir rakip var. Biz aynı hazırlıkla oynayacağız, başlayacağız. Aynı oyun stiliyle başlayacağız. Aynı oyun sistemimizle, tarzımızla başlayacağız. Hangi oyuncu seçimini yaparsak yapalım, bunda bizim için bir farklılık yok. Rakiplere bakışımızda bir farklılık yok. Dolayısıyla bizim rakibimize bakışımızda farklılık olmadığı süreç içerisinde hiçbir oyuncumun da rakibine farklı bir şekilde bakma şansı yok. Biz özde zaten kendimizle yarışan insanlarız, takımız. Biz kendimizi rakip gördükten sonra zaten her maça aynı disiplinle, aynı ciddiyetle bakacağımızın en azından ben sözünü verebilirim. Şimdi onlardaki teknik adam değişikliğindeki olabilecek psikolojiyi anlamamız elbette ki söz konusu değil. Henüz ligin başı onlar açısından bakıldığı anda. Tabii camiaların farklılıkları olabilir. Nasıl Türkiye'de benzer şeyler yaşanıyorsa o ülkede de bunların yaşanması kadar doğal bir hadise yok. Dolayısıyla olumlu mu olumsuz mu olacağını yarın müsabakada göreceğiz. Ama ben şartlar ne olursa olsun yine futbolun doğrularını yapmaya çalışan, futbol oynayan ve boş bırakıldığı anda da oldukça tehlikeli olabilecek bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorum. Bizim Türkiye'deki tecrübelerimizden de dem vuracak olursak teknik adam değişikliklerinde mutlaka bir kıpırdanma olur. Hem oyunsal manada olur hem sonuç olarak olur. Oyuncuların belki kendilerini ispat noktası içerisinde belki diye söylüyorum. Çünkü öyle bir karaktere alışık olmadığım için hep belkilerle yürümem gerekebilir. Onu yarın göreceğiz ama umuyorum ve bekliyorum ki taraftarımızın desteğiyle bize yetecek sonucu inşallah alacağız. Dediğiniz gibi Trabzonspor Kulübü çok köklü kulüp. Avrupa'da 2012-2013 sezonunda da gruplara kalmıştık. Şimdi de çok yaklaştık uzun bir sürenin ardından. Yarın hocam görev verdiği takdirde tabii ki kazanmak için oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Gol atmak her futbolcuyu daha çok motive ediyor. Oyuna daha çok itiyor diyebilirim. İnşallah bu gol bana nasip olur ama kesinlikle
İsimler bakidir. En önemli olan bizim için en önemli şey gruplara kalmak diyebilirim.